Manşete hoş geldiniz. Gerilimin nedeni Beştepe'deki toplantı. Gazete Pencere'de Nuray Babacan imzalı bir haberdi bu. Belli ki film Beştepe'de koptu. Yani Mehmet Şimşek'le ilgili istifa etti haberleri çok asılsız değil. İddiayı ilk Erol Mütercimler gündeme getirmişti. İşte çekiliyor, istifa ediyor ve Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak devreye giriyor. Zor bela razı ediyorlar. Çekilme nedeni veya bırakma nedeni de AKP yandaşlarının 600 milyar vergi borcunun silinmesi. Sonra defalarca yalandı bu, yalanlandı bu. Propaganda Bakanı yalanladı, Cevdet Yılmaz yalanladı, Hazine Maliye Bakanlığı yalanladı, bir telaş oldu. Yani yalanlama sırasına kuyruğuna girdiler. Bir şeyler döndüğünün de göstergesi bu. Elbette yalanlamayı da haber yapacaksınız, iddiayı da haber yapacaksınız. Fakat resmin bütününe baktığınızda bir şeyler döndüğünü görüyorsunuz ki Nuray Babacan'ın bu kulisi de yalanlandı hemen bir yönüyle ekonomide ya da işte para yönetiminde, finansal politikalarda istikrarsızlığa kesinlikle izin yok. Buna müsaade etmiyorlar ve bu yönde çıkan dedikodu ve spekülasyonların da zarar vereceğini düşünüyorlar. O yönüyle. Hatta Cevdet Yılmaz açıklamasında meclisten geçerek teklif halini alan vergi paketine dair bu süreçlerde zenginlere vergi affı hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Haberini kullanmıştı. İşte bu da Hazine Maliye Bakanlığı'nın Gazete, Gazete Pencere'de Noray Babacan imzasıyla yayınlanan gerilimin nedeni Beştepe'deki toplantı başlıklı haber tamamen gerçek dışı olup gazetecinin kendi hayal dünyasının ürünüdür yalanlaması. Hep böyle söylüyorlar işte kendi hara, e, hayal dünyası filan ama e, bir şey döndü orada e, yapılan açıklamalardan ve gelen notlardan gelen kulislerden anlaşılıyor. Şimdi Nuray Babacan'ın haberine bakalım. Hepsini verdik. Yalanlamayı ve nasıl yalanlandığını da verdik. Nuray Babacan kendi hayal ürünü olarak uydurduğu, öyle diyor ya Hazine Maliye Bakanı, haberde şunları sıralamış ki Nuray Babacan, ben de bilirim Ankara'da parlamento muhabirliği yıllarımdan, titiz, ciddi bir gazetecidir, duayendir, uzun yıllardır da Ankara politikasını e, meclis kulislerinde ve siyaset koridorlarında takip ediyor. Sıradan biri değil yani. Cumhurbaşkanlığı sarayında yapılan ekonomi başlıklı toplantıda hem gelinen noktanın değerlendirildiği hem de meclisin 1 Ekim'de açılmasından sonra gündeme alınması planlanan ikinci ekonomik paketin görüşüldüğü kulisini almış. Toplantıya Şimşek'in çalışmaktan pek hoşnut olmadığı Cumhurbaşkanlığındaki ekonomi danışmanları da katılarak uygulanan politikalar konusunda eleştiride bulunmuşlar. Bu saraydaki ekonomi danışmanları A'dan Z'ye belli ve bunlar her defasında mevcut yönetimle, mevcut ekonomi yönetimiyle tamamen sorumsuz bir biçimde oturdukları başdanışmanlık koltuklarından ayar veriyorlar. Ve bu hep oluyor. Özellikle e, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra 2014'ten 15'ten bu tarafa bu çatışma hep yaşandı. Şimşek ise onların böyle üst perdeden konuşmalarını dinledikten sonra eleştirilere yanıt vermek yerine ben söyleyeceğimi söyledim diyor. Siz kendi aranızda değerlendirin. Aynen öyle. Yani davul da benim elimde, tokmak da benim elimde. Size ne oluyor demeye getiriyor. Bu gergin toplantı kulislere Şimşek'in istifaya hazırlandığı şekilde yansıyor ki bu da gayet normal. Toplantıyı terk ediyor çünkü. Ve bunun böyle yorumlanması son derece normal. Yeni paket yani zengine vergi paketi konusunda da şöyle yazmış Nuray Babacan. Yeni pakette tam da tartışmalara gerekçe gösterilen düzenlemeler var. AKP kurmaylarına göre paket az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması politikası kapsamında yeni vergi düzenlemeleri içeriyor diyor. Yani milyonlarca lira para kazanan ve o çerçeve yani lüks arabalara binen ve lüks yaşantısını sergilemekten çekinmeyen, lüks evlerde oturan ve hiç vergi ödemeyen grupların yakın takibe alınması. Bunların gelirine göre vergi ödemelerini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi, bu yönde çalışmalar yapılması falan. Bu yasa teklifinin amacı kayıt dışılığa son vermek filan diye de açıklanmış. işin aslı yakında ortaya çıkar diye de bağlamış Nuray Babaca. Şimdi bu bile yani şimdi AKP kulislerinde dönen kayıt dışılığa son vermek. AKP 22 yıldır iktidarda. Kasım'da 22 yılı dolduruyor. Ve 22 yıldır kayıt dışılığa son verememiş. Yani genel bir asayiş sonucu. 22 yıldır defalarca söyledim bir kere daha söylüyorum. 22 yıldır tarlada üretilen karpuzu, domatesi son tüketiciyle buluşturamamışsın, buluşturamamışsın, buluşturamıyoruz. Bugün haberleri gördüm içim acıdı. Kamyonlarla dolusu domatesi döküyorlar. Hatta kimi üretici o domatesi toplamıyor bile. Domatesin üzerinden tarlayı sürüyor yetişmiş domatesler. Niye? Diyor ki, işte diyor ben bunu diyor toplamak için adam bulacağım. Toplayacağım, istif edeceğim, oradan oraya taşıyacağım. Top işte toptancı haline götüreceğim veya neyse arada bir sürü kademe var. Değmez ki diyor kazanacağım paraya ve artık toplamıyor bile. Ürünü tarlada bırakıyor ve ta ürünün üstünden geçiyor traktörle. O da kendi ekonomisini düşünüyor gayet normal ama tarım politikasına baktığınızda 22 yılın sonunda hatta 100 yıllık Cumhuriyet'in sonunu, sonunda tarlada üretilen malla mahsulle son tüketiciyi bulaş, buluşturamayan ve elbette domates arzı de domates fiyatları artacak sonra da domates nasıl bu kadar pahalandı diye insanlar isyan edecek. Mesele bu. Mehmet Tezkan. Halk TV'de, Halk TV kontrajede, AKP'de kaynıyor, MHP'de kaynıyor. Aslında AKP'li vekiller, MHP'li vekillerden, MHP'li vekiller, AKP'lilerden hoşlanmıyor. Düşman kardeşler gibi dolaşıyorlar. Ankara siyasetinin özü bu demiş. Ki son birkaç ayı çok iyi resmeden bir şey. Yani mesajlarla yapılan siyaset yok. Bahçeli'nin yüzü, elinin altındaki dosya yok. Yürürken çekilen video, altına döşenen Ferdi Tayfur şarkısı söyleten sensin. Ve en son 1725 pili çıkartılarak 17.25'te saat 17.25'te durdurulan saat meselesi mesajlar üzerinden yürüyen bir siyaset. Karşılıklı gerilim eksik olmuyor. Yani her ne kadar Cumhur ittifakı bir aradayız, güçlüyüz, herhangi bir problem yok, aramızdan su sızmıyor görüntüsü imajı verse de bu pek öyle değil. Hemen her hafta bu yönde bir kriz, bir, bir mesaj, bir arada gerginlik ya da karşılıklı parmak sallama düşüyor kulislere ki Teskan kulislerin nabzını iyi tutan, tutabilen isimlerden biridir. Her iki grup da birbirinden hazetmiyor esasen. Ve Dilruba K. Dilruba Kayserili oğlu tam adıyla. Hala tutuklu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı hakaretten ve halkı kin ve düşmanlığa tahrikten bir sokak röportajı sonrasında tutuklandı. Cumhurbaşkanı şikayetini çekmiş veya ne yapmış avukatlar. Şimdi sadece halkı kin ve düşmanlığa tahrik... Ya halk zaten birbirini yiyor. Yani Dilruba K'nın bir şey söylemesi ya da bir şey söylememesi durumu değiştirmiyor. Hemen her gün bakın ajans bültenlerine. Birbirini kurşunlayanlar, dövenler, kadını sokağın ortasında onca haykırışa rağmen tekmeleyen, öldüresiye tekmeleyen koca Manisa örneği en son. Ki onunla da işte 30'lu yaşlarında 14 yaşındayken evlenmiş. 5 yıl sonra 19 yaşındaki kadını ve çocukları var. Çocuklarının önünde dövüyor. Esnaf da seyrediyor. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek için Türkiye'de ekstra bir şey yapmak gerekmiyor. Halk zaten tahrik olmuş durumda. Ve bu seyrediliyor. Yani vatandaş da seyrediyor sokakta geçen. Polis de seyrediyor. Polis kocayı o karısını döven, tekmeleyen kocayı tutuklarken kelepçe takmasını bilmiyor. Güç bela kelepçe takıyor. Önce polise kelepçe nasıl takılır onun da öğretilmesi gerekiyor. İsmail Arı yazmış bir gün gazetesinden. Bir yurttaş sokak röportajındaki sözleri nedeniyle Dilruba Kayserlioğlu'nu tutuklatan savcıyı, tutuklayan hakimle tahliye talebini reddeden hakimi Adalet Bakanlığı'na şikayet etti. Yurttaş, yargı mensuplarının halkı kin ve düşmanlığa tarih suçunu işlediğini ifade etti. İşte böyle olur. Buna böyle cevap vereceksiniz. Aynı ile, aynı cinsten. Bunun altında yorumlar var. Yani CHP Özgür Özel bu kadar olamadı diye. Suavi. Beykoz konserinde ülkücüler basmış ve biraz gerginlik olmuştu ama güç bela Beykoz konserini tamamlamıştı Suabi. Şimdi Bey eee ki CHP'li belediye zaten sağ belediyenin MHP ya da AKP belediyesinin ya da İyi Parti belediyesinin Suabi'yi çağırması düşünülemez. Seydişehir'deki 30 Ağustos konseri Ülke ocaklarının itirazı sonrası iptal edilmiş. MHP AKP ilçe yöneticilerinin açıklamalarına açıklamalarıyla gündem edilmeye çalışılan yalan ve nefretin tesiriyle Suavi'nin konseri CHP Seydişehir Belediye Başkanı tarafından tek taraflı olarak iptal edilmiştir diyor. Aylar öncesinden planlanmış bir konser. Avukatının açıklaması Suavi'nin. Bu da işte o açıklama metni Twitter'da Suavi'nin hesabından da paylaşılmış durumda ülke ocakları milli hassasiyet demiş. İlçenizde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan Suavi konserinin milli hassasiyetlerimize uymadığı gerekçesiyle bla bla. Nedir milli hassasiyet? Milli hassasiyet 6 Şubat depremlerinde haftalarca oraya çadır kurmaktı. Haftalarca oradaki depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için çırpınmaktı. Ama bir sıcak çorba vermek, ama ilaç vesaire, kadın pedi, çocuk bezi, bu tür hayati ihtiyaçları temin etmek. Onlara başlarını sokacak bir, ne bileyim çadır veya konteyner temin etmek. Haftalarca işte onların ihtiyaçlarını kalıcı bir yer edinene kadar sağlamak. Elektrik, su, barınma, giyecek, aklınıza gelebilecek. Buydu. Ve Suavi gitti orada bir konteyner kurdu. Bir mutfak. Ve o mutfakla haftalarca o insanlara sıcak çorba ikram etti biliyor musunuz? Tüküreyim sizin milli hassasiyetinize. Anca konuşurlar, anca böyle bozkurt işaretiyle konser basarlar. Fakat bitmedi. Suavi konusunda diyeceklerimiz var. Tırstılar diyor Suavi yaptığı açıklamada. Seydişehir bu eğilme bükülme noktasında utanç verici bir örnektir. Dik duramıyor. Ülke ocakları itiraz ediyor. Aman hadise çıkmasın diye CHP'li belediye konseri aylar önce planlanmış konseri iptal ediyor. Aylar önce protokolümüzü yapmıştık diyor Suhabi. Beykoz'daki hareketten sonra ben bunun bir domino, domino etkisi yaratacağını, gidişatın böyle ele alınacağını, bundan gündem kapmaya çalışacaklarını öngörmüştüm. Tam da öngördüğüm gibi çıktı. Yani duramayacaklardı diyor CHP'li belediyeler. Öngörmüştüm bunu tehditlere birazdan bakacağız. Esasen Beykoz da az kalsın iptal ediyormuş. Fakat iptal etmemiş. Birazdan ona bakacağız. Gerekçesi beni korumakmış Seydi Şehirin. Ben kendimi korurum. Sen onu dert etme. Kendi önlemlerini al yeter diyor Suavi. Ben her koşulda geliyorum. İkincisi, yani birincisi tek taraflı sözleşmenin, kontratın iptal edilmesi. İkincisi ve daha utanç verici olansa diyor Suavi, beni davet eden ev sahipliği yapacak CHP'nin Seydişehir Belediyesi bu açıklamayı kendisi yapması gerekirken açıklama yapamayacak kadar da korkaklar. Onu söylüyor. Konserin iptal açıklamasını MHP ve AKP ilçe başkanları yapmış. Bak nasıl bir zafer kazandık, indirdik. Böyle. belediyeyi kazanmakla bitmiyor iş. Mücadele işte böyle başlıyor. Veya şimdi başlıyor. Dönelim Beykoz'a. Onu da Suavi'nin tweetinden öğreniyoruz. 19 Ağustos'ta geldim. Sahnemi yaptım, türküler söyledim ve gittim. Beykoz'u kastediyor. O ülkücülerin bastığı konser. 20 Ağustos'ta Beykoz Belediyesi demiş ki Suavi'ye. Sana gelme demiştik. Gerçekten komiksiniz diyor. Eee yani Beykoz'da gelme e, burada işler bildiğin gibi değil falan demiş ama Suavi ona rağmen gitmiş. Neyse ki Beykoz Belediyesi de kontratı iptal etmemiş ve konser olmuş. Ama orada Beyko Beykoz Belediyesi'nin de bir tırsıklığı var yani. Seçtiğiniz belediyeyi tanıyın yani. Başınızdaki insanlar tırsak insanlar yani. Ülke ocaklarının bir mesajıyla aman diyorlar. Açıklama bile yapamıyorlar. AKP MHP'li ilçe başkanları yapıyor. CHP'nin sözcüsü Deniz Yücel, WhatsApp hesabının çalınmasıyla ilgili uzunca bir mesaj yayınlamış. Ben de okuma gafletinde bulundum. Son paragrafında diyor ki, Ayrıca kullanmakta olduğum operatöre ait iletişim merkezi aracılığıyla gerçekleşen bu saldırı hakkında Türksel'e de maddi manevi tazminat davası açacağımı ifade etmek isterim. Burayı okuyunca dedim boşuna okuduğum şey çöpe gitti. Arkadaş Türksel kullanıyor. Ya ben buna ne diyeyim? Keşke şu haberi görseydim. Yani bu haberi görseydim bir daha tıklamazdım haberi zaten. Telefon attım çalındı. Türksel'e dava açacağım. Yani hala yani Türksel kullanıyorsan senin hiçbir şeyin güvende değil ki. Bunun için hattının çalınması mı gerekiyor? Bakın Aksel diye bir yazı yazmışım. 5 Ocak 2015. Bugün gazetesinde. Şimdi arşivden ulaşamazsınız. Ama ben Twitter'da bunu kup ekran görüntüsünü paylaşmıştım. Oradan görebilirsiniz. Oradan getiriyorum. Şimdi burada 17 yıldır aralıksız abonesi olduğum GSM operatörünü partileştiği için bıraktım diye girmişim yazıya. Alışkanlıklardan sıyrılmanın karşı konulması güç prangasını söküp atmak kolay olmadı diye devam ediyorum. Gerekçelerimi de sıralamışım. 10 gerekçe var. Bir ikisini okuyacağım. Önce şirkete el konuldu. Yönetimi süreç içinde yavaş yavaş tasfiye edildi. 2. Yönetim kuruluna peyderpey 5 AKP'li isim atandı. 3. Bu durum aboneleri de etkiledi. Geçen sene pazar payı %52'den 48'e geriledi. 4. Rüşvet yolsuzluk soruşturmaları başlayınca tüm kamu şirketleri gibi reklam bütçesini yandaş gazete ve TV'lere yönlendirdi. 5. Fiyat politikası diğer operatörlere göre yüksek. 6. İnternet hızı sorunlu. 7. Lokal bir sorun belki ama elektrik kesintisinde cep telefonu da gider mi gidiyor? 8. Şirket büyümeyi kaldıramadı. Gerekli yatırımlarda geç kaldı. 9. Cep telefon. Bak burası. 4 ay sonra bu yazıyı yazalı 10 sene olacak. Deniz Yücel'in aklı yeni başına gelmiş. Dokuzuncu madde. Maalesef cep telefonu numaralarımız piyasaya satılıyor. Taciz SMS'leri ve aramalarını buna borçluyuz. Hiç yalanlamasınlar bizzat tespit ettim diye de örnekle anlatmışım. Ve son madde. Onun için adında Türk kelimesi geçmesine rağmen benim için orası artık Aksel'dir. Sen hala şey, Türkseli kullanıyorsun, Aksel'i kullanıyorsun. Ben 10 sene önce bu yazıyı almıştım. 10 sene sonra Türksel'e dava açacağım diyorsun. Senin telefonunu da satarlar. Başkasına da geçirirler. Onun üzerinden her şeyi yaparlar. İstediğin kadar dava aç. Mahkemeler kapı duvar. Onların yani. Bakın ülkede gerçek gündem bu. Suat Kınıplıoğlu paylaşmış. Biraz önce arabamın içinde eşimi beklerken 12 yaşlarında bir çocuk geldi. Abi bana yemek alır mısın dedi. Cüzdanımdan para çıkarmak üzereyken para istemiyorum dedi. Birlikte bir A101'e girdik ayçiçek yağı, şeker, çay ve kardeşine bez aldık diyor. Yoksulluk fena diye de bitirmiş Suat Kınıklıoğlu. Gündem bu. Ama işte hala vatan millet Sakarya, ma yok mavi matan, yok öbürü be berikim. Cihat Yaycı denen bir müptezel, Trabzon'da düzenlenecek Ortodoks ayinine tepki göstermiş. Biz buradayız ve bu ayini yaptırmayacağız. Bakın gidin şeye, o gün Samaslara, Trabzon, Gidin o gün Samasların oradan kışkırtılıp İstanbul'a yollanıp Hrant vurmasına falan. Hep aynı yani aynı e, kışkırtan tahrik eden aynı bu ortamı besleyen dinamikler şu an idarede şu an egemen. Kastettiğim bu. Şu an egemenler ve aynısını Trabzon için söylüyor Cihat Yaycı o gün Samas'ın memleketi. Biz buradayız, bu aynı yaptırmayacağız, Sümela'nın önünde nöbet tutacağız, tüm vatansever Trabzonları oraya bekliyoruz. Ve o vatansever Trabzonlar içerisinde heyecanlı gençler yok mu? Var elbette. Ama bu adamı, bu tipi, bakın bu ekranda görsellerini gördüğünüz, isimlerini bile zikretmeyeceğim insanlar hala ekranlarında ağırlıyorlar, gazetelerinde tam sayfa röportaj veriyorlar, tam sayfa röportaj için yer ayırıyorlar ve hala bu adama makbul insan muamelesi geçiyorlar. Yarın öbür gün bu yaptıklarından utanmayacaklar da tıpkı Cihat Yaycı'nın utanmayacağı gibi. Böyle de bir arsızlık utanmazlık var. Cüneytler, Fatihler, Saygılar, Aytunçlar, şunlar bunlar. Dönelim Amerikan seçimlerine. Elon Musk'ın özellikle e, X platformu üzerinden ve e, maddi olarak da Trump'a desteği çok aleni, çok açık. Bunun iki anlamı var. Bir, Elon Musk'ın gerçek kimliğini, görüşünü, vizyonunu neyse göstermesi yönüyle ve elbette X platformu gibi bir platformun sahibi olup ya da bir iş adamı, dünyanın en, zinge, en zengin insanı şapkalı bir insan olarak da tarafsızlığını kaybetmesi. Üç tabi Trump'ın sıkışması. Trump o kadar sıkıştı ki Elon Musk'ın açık desteğine ihtiyaç duyuyor. Dört beş sıralayabilirsiniz ama bu üçü yeterli. En son Trump Elon Musk'a bir bakanlık önermiş. Elon Musk da hemen yapay zeka ile kendi bakanlığını inşa etmiş bir fotoğraf. Bunu da Twitter'da paylaşmış. Neymiş efendim? Göreve hazırım diyor ve hükümet verimliliği bakanlığı bakanlığının adını da koymuş Elon Musk. Tabi orada geleneksel kurumsal ya da konvansiyonel adına ne derseniz ya da ana akım medya tükenince hemen her ülkede İnsanlar alternatif alanlara yoğunlaştılar. X platformu gibi, YouTube gibi, TikTok gibi aklınıza gelebilecek sosyal ağlar. Her ülkede de değişiyor popüler, popülerite. X önemli bir platform. Basem Yusuf, 11.7 milyon takipçisi olan Twitter kullanıcısı, sırf Filistin meselesinde Filistin'e verdiği destekten dolayı Twitter hesabı uçuruldu. İsrail de bunu böyle alkışladı. Bay diyerek, güle güle. Böyle bir hesap mevcut değildir diyor. Twitter'a girdiğinizde. 11 milyon takipçili bir hesabı sırf görüşleri yüzünden uçurdu Elon Musk. Dolayısıyla şu geliyor akla veya şu soru geliyor. Yani sosyal ağlara geldik. Sosyal ağlarda da acayip bir sansür, otosansür var. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Doğru bilgi, doğru informasyon, doğru yorum, doğru veri doğru haber akacak mecranı bulur. Bakın Donald Trump'ın artık Donald Trump Twitter'a döndüğü X platformu bütün etkinlikleri canlı yayınlanıyor. İşte en son 1 saat 10 dakikalık bir mitingi canlı yayınlanmış. 6 milyon seyredilmiş. Şimdi Donald Trump mitingini koyunca X'e elbette algoritma onu öne çıkartmak için her şeyi yapıyor. Elon Musk mutlaka operatörlerine talimat vermiştir. Bu tweet'i herkesin önüne düşürün. Aleyhte olanları da engelleyin ya da baskılayın. Geriye düşürün. Neyse. Bu işler böyle dönüyor. Son not Bill Clinton'dan gelsin. Diyor ki burada videosu da var getirmedim ekrana ama tercüme edeyim size kabaca. İki gün önce diyor 78 yaşımı doldurdum. Ailemin en, zen, en yaşlı erkeğiyim. Hala, hala yaşıyor olan en yaşlı erkeğiyim. Fakat diyor, hala hazırda Trump'tan daha gencim. Doğru bir şey söylüyor. Eğer Biden yarışsaydı her ikisinden de genç olacaktı. Ki Bill Clinton 2-3 başkan önce Amerika'da başkanlık yapmıştı. 40 küsür yaşındaydı seçildiğinde. iki dönem yaptı bu yaş sınırı meselesini koymak gerekiyor. Nasıl ki 35-40 yaş gibi başkanlıkta, cumhurbaşkanlığında e, alt limit var. Bir üst limit koymak gerekiyor. Üst limit koymadan insanlar bırakmıyor, bırakmayı da bilmiyor. Bunun Amerika ve diğer ülkelerde de mutlaka konuşulması, işin geleneğe, işin işte efendim genel akışına, hayatın akışına veya kişilerin tercihine bırakılmaması gerekiyor. E işte efendim hastaneden doktorlardan yeterlilik testi ya da yeterlilik onayı alıyorlar. Ya hastaneler doktorlar da ellerinde anlatmasınlar yani Beyaz, Beyaz Saray doktoru Joe Biden için buna mı diyecek? Yani diyor ve manşeti bağlıyorum. Yarın haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.